Odak noktasından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Odak noktasında özellikle Crans-Montana sürecinin ardından bundan sonra ne olacağını konuşmaya, konuklarımıza, uzmanlara bu konuyla ilgili sorular yöneltmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki seçeneklerin ne olabileceği, hem içeride hem de dışarıdaki politikaların nasıl belirlenebileceği noktasındaki açıklamalara yer vermeye devam ediyoruz. Dün 3. Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu'nu ağırlamıştık. Kendisinin verdiği mesajları yarın Diyalog gazetesinde bulabilirsiniz. Bunu belirtelim, hatırlatalım. Önemli mesajlar vermişti. Bununla beraber yine bugün de programımızda bundan sonraki süreci konuşacağımız çok değerli bir isimle beraberiz. Kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği eski Bakanı Sayın Egemen Bağış'la beraberiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Bütün izleyicilerimize de selam ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz. Çok sıkışık belki bir vakte denk geldi. Vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Kıbrıs sizi iyi tanıyor. Kıbrıs sorunuyla ilgili Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri denkleminde verdiğiniz mesajları uzun süredir takip ediyoruz. Bizler de aktarıyoruz. Tabii ki sizi de ismen de çok iyi tanıyor vatandaşlarımız, izleyenlerimiz. Bugün itibariyle aslında Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir sürece girdiğimizi düşünüyoruz. Bunları konuşuyoruz. Crans-Montana'daki nihai Kıbrıs konferansı olarak nitelendirdiğimiz konferans sona erdi. Peki bundan sonra ne olacak? Bu sorunun yanıtını arıyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz gelinen son noktayı? Şimdi Kıbrıs sizi iyi tanıyor dediniz. Ben de Kıbrıs'ı iyi tanıdığıma inanıyorum. İyi tanımanın dışında Kıbrıs'ı seviyorum. Hem de çok seviyorum. Daha siyasete ilk atıldığım yıllarda ilk yaptığım ve hala gururla hatırladığım etkinliklerimden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyelerinden oluşan bir heyeti Ercan'a indirmekti. Onları ikna edip önce İstanbul'da ağırlamak, ondan sonra onları alıp Ercan'a getirmekti. Ve o zaman Sayın Talat Cumhurbaşkanı'ydı. Sayın Denktaş Dışişleri Bakanı'ydı. Onlarla birlikte burada ilk defa biz o ambargoları delmiştik. Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak dış ilişkilerden sorumlu olduğum dönemde Kıbrıs konusunu her uluslararası platformda dile getirmeye çalıştım. Sonra Allah nasip etti, Avrupa Birliği Bakanı olarak da Kıbrıs konusu çok yakından ilgilenmem gereken bir konu oldu. Çünkü Türkiye'nin AB sürecinde maalesef karşımızda bir takoz gibi duran Rum kesimi vardı. 5 tane faslımızı onlar tek taraflı olarak engelliyordu. 8 tane faslımızın açılma kriterleri de Kıbrıs çözümüne endekslenmişti. Burgensok sürecindeki Türk müzakere heyetinde bulundum. Sayın Cumhurbaşkanımız o dönem başbakanımızdı. Eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Bey o dönem Dışişleri Bakanımızdı. Onlarla birlikte o süreçte bulundum. Rahmetli Denktaş'la defalarca bir araya gelme imkanım oldu. Kıbrıs konusunun herhalde işte 47 yaşındayım. Rahmetli babam BAF'ta matematik öğretmenliği yapmış bir dönem. Hayatımızın her alanında, her döneminde bir Kıbrıs meselesiyle hemhal olduk. Şu anda gelinen noktada aslında Crans-Montana'da biz dünyanın bilmediği ama bizim çok iyi bildiğimiz bir şeyi yeniden yaşadık. O da neydi? Rum kesiminin uzlaşmaz tutumunun ortaya çıkmasıydı. Anlam planı müzakere edilirken Burgensok'ta herkes, özellikle muhatabımız olan Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri hep bizim tarafın hayır diyeceğini, Rumların ise evet diyeceğini zannediyordu. Biz ise bizimkiler evet der, Rumlar hayır derse ne olacak sorusunu hep gündeme getirmeye çalışıyorduk. Böyle bir şey olamaz diyorlardı. Ama dünya gördü ki bu oldu. Ve anlam planını müzakereleri ve sonrasındaki referandumda Türk tarafının evet demesi gerek Türkiye'nin gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elini güçlendirdi. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerek İslam Konferansı örgütünün nezdinde bir üye devlet olabilmesi, gerek İtalya gibi dünyanın ve Avrupa'nın önemli ülkelerinden birinde temsilcilik açabilmesi, Körfez ülkelerinde temsilcilikler açabilmesi ve ticareti dolaylı da olsa başlatabilmesi hep o anlam planındaki bir karış toprak vermeden, tek bir askeri çekmeden çözümden yana, barıştan yana, uzlaşıdan yana sergilediğimiz tavır sayesinde oldu. Yani Rum kesimi belki hayır diyerek kapsamlı çözümü engelledi ama Kuzey Kıbrıs'ın kazanımlarını engelleyemedi. O bizim için bir avantaj oldu.
Şimdi biz anlam planı sonrası yaşadığımız süreci adeta yeniden yaşıyoruz. Kranz-Montana'ya giderken herkes Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sanki son anda bir arıza çıkaracağını, çözümsüzlükten yana bir tavır sergileyeceğini zannetti. Ama Türkiye Cumhuriyeti oraya Dışişleri Bakanı'nı bizzat göndererek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizzat Cumhurbaşkanı seviyesine, yani devletin en üst makamı seviyesinde temsil edilerek son derece yapıcı, son derece çözümden yana çok doğru bir tavır sergiledi. Sayın Akıncı orada gerçekten devlet adamlarını ortaya koydu. Ama Rum kesimi işte o eski alışkanlıklarından vazgeçemeyen, adeta bir mıknatıs gibi kendisini devamlı geriye doğru çeken tutumunu sergiledi ve dünyanın gözünde bir kez daha takoz oldu. Şu anda gelinen noktada şunu bir kere tespit etmemiz lazım. Güneş doğduğu zaman bu güzel adaya iki ayrı demokrasiye doğuyor. Yani kabul etsek de etmesek de bu adada iki ayrı devlet var. İkisi de demokratik yöntemlerle cumhurbaşkanı seçiyor. Meclis seçiyor, hükümet seçiyor, yerel yöneticilerini seçiyor. İkisinde de ayrı işleyen eğitim mekanizması var, sağlık mekanizması var, turizm mekanizması var, emniyet mekanizması var. Ve 74'ten bu yana burada bir huzur var, bir barış var. Şimdi bu huzurlu barış ortamını daha da güçlendirecek yapılara ihtiyaç var. Ve bunun kazan kazan formülü üzerine inşa edilme mecburiyeti var. Yani biz tutup da sadece bizim kazanacağımız ve Rum tarafının kaybedeceği bir şey önerirsek tabii ki bu reddedilecek. Rumlar sadece kendilerinin kazanacağı, bizim kaybedeceğimiz bir şey önerirlerse doğal olarak biz reddedeceğiz. Dünya iki tarafa baskı yapıp iki tarafın birden kaybedeceği bir şey önerirse iki taraf birden reddedecek. Bu yüzden iki tarafın birden kazanacağı, dünyanın da kabullenebileceği bir mekanizmayı bulmak durumundayız. Anlam planı ona yaklaşık bir şeydi. Tam değildi ama ona bugüne kadar gelinen en yaklaşık noktaydı. Kranz-Montana'da eğer Rumlar arıza çıkarmasaydı, takoz koymasaydı orada da benzer bir şey oluşabilirdi. Ve oluşacak o neticede halklara sunulurdu, toplumlara sunulurdu. Ama o noktaya gelinmeden işte onlar Rumluklarının gereğini ortaya koydular. Şimdi gelinen noktada ne olabilir? Ben geçenlerde bunu Kıbrıs Postası'nda çok sevgili Rasih Bey'in daveti üzerine bir konuk yazar olarak makale yazdım, orada da vurguladım. Ben Tayvan modeli diyorum. Kimileri Kosova modeli diyor, kimileri işte başka örnekler veriyor. Ama şu var, burada bir devlet var. Bu devletin 100 binin üzerinde üniversite öğrencisi var. Çok önemli sağlık sektöründe kurumları var. Bu coğrafyada muazzam bir turizm potansiyeli var. Karşı tarafa da baktığımız zaman biz tanımıyoruz Türkiye Cumhuriyeti olarak ama orada da bir devlet var. Yani biz tanısak da tanımasak da orada bir devlet var. O devletin de kendine has takım özellikleri var. Onlar da bankacılıkta bir noktaya geldiler. Onlar da işte diplomaside bir noktaya geldiler. Enerjide bir noktaya gelmek istiyorlar ama bizden çekiniyorlar. Haklı olarak. İki tarafın da yararlanabileceği bir mekanizma. Tayvan modelinde bugün Tayvan'ın dış ticareti 450 milyar dolar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, yani dünyanın 16. en büyük ekonomisinin 3 katı dış ticareti var. Bizim Tayvan kadar olmasa da adada oluşturulabilecek bir formülle dünyayla direkt ticareti başlatabilecek, direkt iletişimi başlatabilecek ve iki tarafında kazanın sağlayabileceği bir mekanizmayı oluşturmamız lazım. Şu anda AB üyesi olmasına rağmen Rum kesimi de hak ettiği yatırımı alamıyor. Hak ettiği imkanlara da kavuşamıyor. Belki AB ülkelerinin devletleri onlara bir takım destekler veriyorlar ama özel sektörü hala çekingen davranıyor. Oraya yatırım yapmakta, orayla iş yapmakta, oraya lojistik köprüleri kurmakta. İşte adanın etrafındaki doğal gaz kaynaklarına erişimde bile bir çekingenlik taşıyorlar. Oraya yatırım yapması beklenilen uluslararası kuruluşlar da çekingen davranıyor. Oturup bir formül bulunabilir. Yani 3 garantör ülke artı adadaki 2 devlet oturup bir formülle
her tarafın kazançlı çıkabileceği ama iki tarafın da bu işi kendi toplumlarına anlatabileceği bir formülde, belki bir güven arttırıcı önlemler paketi gibi, belki ileride kapsamlı ve kalıcı çözüme hazırlayacak bir süreci başlatmak gibi bir şey olabilir. Evet. Ben bunun adına Tayvan modeli diyorum. Ama kimisi de işte Kosova modeli der ki ben AB Bakanlığı'nın döneminde de buna benzer formüller üretmek için çok çabaladım. Neden? Çünkü mesuliyetini üstlendiğim Avrupa Birliği müzakerelerindeki en önemli engelimiz de Kıbrıs meselesiydi. Yani 8 faslın açılması Kıbrıs'ta bir çözüme endekslenmişti. 5 faslı da Rum kesimi tek taraflı olarak engellemişti. Ben de işimin gereği olarak bir ara formül yaratma çabası içerisindeydim. Ümit ediyorum ki siyasi hayatının neredeyse tamamını barış ve çözüm söylemlerine ayırmış Sayın Akıncı gibi bir liderin ve Türkiye'nin de full desteğine sahip olan Sayın Özgür Gün gibi bir başbakanın olduğu bir dönemde Rum kesimi bu fırsatı değerlendirir. Çünkü bu fırsat penceresi her zaman sürmeyecek. Yani biz bunu gördük. Bazen bir tarafta çözümden yana bir lider olur, karşı tarafta muadili öyle olmaz. Bazen o bir tarafta tam tersi olur. Şu anda iki tarafta da gerçekten çözüme inanan liderler var. Bunu destekleyen hükümetler de var ama makul bir öneri olması lazım. Ona yönelik bir formül bulunabileceğini ümit ediyorum. Evet, biz de öyle ümit ettik. 50 yıl boyunca aslında o formül bulunmaya çalışıldı, gidildi, gelildi. Her anlaşma metnine Türk tarafı onay verdi. Cayan, masadan kaçan ya da reddeden ya da anlaşmaya imza koymayan Rum tarafı oldu. Bunu biz söylüyoruz ama bu aynı zamanda bir realite. Şimdi Türkiye'den yetkililer arka arkaya Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan önce G20 zirvesinde dünya liderlerine hitap ederken de bunu söyledi. Mevcut parametrelerle artık bu sorunun çözülemeyeceği anlaşılmıştır. BC planları gündeme gelebilir. Oturup karar vereceğiz, konuşacağız, değerlendirme yapacağız dedi. Sayın Çavuşoğlu da kafamızda bazı şeyler var. Önümüzdeki süreçte bunları görüşeceğiz dedi. Sayın Ömer Çelik, Avrupa Birliği Bakanı, son yaptığı açıklamada altını bir kez daha çizdi. Hatta farklı açıklamalar geldi, tekrarladı. Herhangi bir şekilde müzakereler askıya alınmış ya da buzdolabına korunmuş değildir. Bizim için sona ermiştir kapsamlı müzakereler yanıtını verdi. Bunlar tabii taktiksel ya da siyasi mesajlar içeren açıklamalar olabilir ama şimdi artık içten içe Kıbrıs Türk'ü Transmontana'dan sonra Türkiye'den, özellikle Türkiye'den bir hamle bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile istişare içerisinde. Nasıl bir hamle olabilir ya da bu şundan, bekleyiş doğru bir bekleyiş? Adadaki bütün kardeşlerimiz müşteri olsun. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir dönemde ne son 15 yıldaki AK Parti iktidarlarında ne ondan önceki dönemlerde diğer iktidarlarda hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yalnız bırakmamıştır, yarı yolda bırakmamıştır. Bundan sonra da bırakmayacaktır. Bir kere bunun altını çizelim. Türkiye evet. Cumhuriyeti iktidarıyla muhalefetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arkasındadır. Kapı gibi de, kale gibi de sapasağlam durmaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü Kıbrıs meselesi siyasi bir mesele değildir, milli bir meseledir bizim için. O bizim için tartışılmayacak bir konudur. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının içine sinmeyecek hiçbir şeyin de arkasında durmayız. Yani Türkiye bir takım öneriler sunabilir. Alternatifler de sunabilir. Ama onu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşları, bu topraklarda yaşayan kardeşlerimiz istemedikçe, desteklemedikçe Türkiye Cumhuriyeti için de bunun çok fazla bir önemi olmayacaktır. Bu karşılıklı sevgi, saygı, muhabbet ve dayanışma bağı tarih boyunca devam ettiği gibi sonsuza kadar da sürecektir. Bunlar herkes müşteri olsun. Yani Kıbrıs'ta hiçbir zaman bize o 74 öncesi yaşanan tatsızlıkların bir daha yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Ne diplomatik yeteneklerimizi bu konuda herhangi bir şekilde masada çekeriz, ne NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip olan askeri gücümüzü bu konuda en ufak bir çekimserlik ortaya koymasına izin veririz, ne uluslararası ilişkilerimiz boyutunda, bir de dünyada şu anda
sorununu bütün coğrafyalara demokrasi götürmeye çalışan, insan hakları standartları götürmeye çalışılan bir dönemde işleyen bir demokrasi var burada. Yani bunu bütün dünyanın görmesini sağlamamız lazım. Evet. Ama şu tavsiyemi de ben özellikle bu yayın aracılığıyla paylaşmak istiyorum. Hani biraz evvel söyledim, anlam planında biz çözümden yana bir tavır sergiledik ama tek bir asker çekmedik. Bir karış toprak da vermedik. Bugün de bu Kransmontana'ya giderken yine ne Türkiye bir asker çekmiştir ne de bir karış toprak vermiştir. Çakıl taşı bile vermeyiz. Çünkü üzerinde şehitlerimizin hakkı var. Onların hepsi bize emanet. Ama bu çözümden yana tavrımıza Rumların koyduğu takos tavrı dünyaya duyurma konusunda da hepimizin üzerine düşen görevler var. Gerek Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetkilileri olan adadaki kardeşlerimiz, bunu dünyaya daha iyi duyurmamız lazım. Evet. 2011 yılında Güney Kıbrıs'ın tek taraflı olarak tabii ki Avrupa Birliği'ne girmiş olduğunu biliyoruz. Dönem başkanlığı döneminde bir açıklama, öncesinde bir açıklama yapmıştınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya hazır pek çok ülke olabileceğinin mesajını vermiştiniz. Yani aslında bir nevi bir mesajdı bu Güney'de. Sizce bugün böyle bir şey gündeme getirilebilir mi? Yani doğrudan tanınma olmasa bile statünün yükseltilmesi, ikili ilişkiler kurmaya başlayabilir mi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti? Bunu hazır mıdır? Bunu Türkiye'nin böyle bir ricasını kıramayacak birçok ülke var. Bunu herkes biliyor. Ama ne getirir ne götürür hesabını iyi yapıp ona göre o kararı vermek lazım. Böyle bir opsiyon alternatifimiz var mıdır? Tabii ki vardır. Bu masadaki seçeneklerden biri midir? Evet. Ama dediğim gibi bir çözümün ya da bir adımın, bir hamlenin gerçekten istenen etkiyi verebilmesi için kazan kazan platformu üzerine inşa edilmesi lazım. Yani tamam, biz bundan bir şeyler kazanacağız. Ama karşı tarafta bir şey kazanmazsa onlar da başka hamleler yapabilirler. Endişesini de hep akılda tutmamız lazım. Onun için ben buradan Rum kesimine de sesleniyorum. Şu anda adadaki çözümsüzlük bizden çok size zarar veriyor. Yani biz hamdolsun 74'ten bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ne aç bıraktık ne susuz bıraktık. Ama sizin umut bağladığınız ülkenin şu anda kendine bakacak gücü var mı yok mu onu da hesap edin. Gelin bu adada yağ var, un var, şeker var. Hadi hep beraber el ele verelim, bir helva yapalım. Ve bunu bütün dünyaya tanıtalım. Yani bugün dünyada turizm merkezleri var, değil mi? Hawaii var, işte Maldivler var, Phuket var, Seyşeller var. Yani bunlar dünyanın işte... Yakın örnek Malta yani, bir ada. Malta belki. Kıbrıs'ın nesi eksik? Yani senenin 10 ayı burada turizm potansiyeli var. Muazzam bakir arazileri var. O arazilere tek eksiği suydu, onu da Türkiye Cumhuriyeti getirdi. Yakında o DSE'yi, altyapıyı da kuruyor. Tarımda burası sadece Kıbrıs adasını değil, belki de Orta Doğu'yu besleyecek bir noktaya gelecek. Bunu gelin beraber değerlendirelim. Yani biz suyumuzu da paylaşmaya hazırız, ekmeğimizi de paylaşmaya hazırız. Ama siz de gelin biraz makul olun, çözümden yana olun. Bu işten sizin de çok kazanacağınız şey var. Yani Türk tarafıyla bir uzlaşmanız size de oluk oluk yatırım akıtacak. Yani Rum kesimi de bundan mustarip. Yani işte 3 sene evvel iflasın eşiğinden döndüler. Bu noktaya gelebilir mi Rum tarafı? Yani onların bir ulusal konsey mantığı, ulusal konsey çerçevesi var. Kim gelirse gelsin. Bir karış bu çizginin dışına çıkamıyor. 2004'te evetçi anasasıya biz bugün kardeşim, çok daha farklı yolu bir çizgi. Kendi kazanımlarına baksınlar ve potansiyel kayıplarına baksınlar. Yani gelelim son 20 yılda çözümsüzlüğün bedelini matematiksel olarak çıkarmaya kalksak. İki tarafta diyelim ki son 20 yıldır bir çözüm vardı. İster Tayvan modeli bir çözüm, ister iki devletli bir çözüm, ister tek devletli bir iki federasyonun konfederasyonundan oluşan bir çözüm. Hangisi olursa olsun iki tarafa gelecek olan yatırım, iki tarafta yaratılacak istihdam, iki tarafın artacak gelirlerinin matematiksel verilerini toplayalım. Rakamla
yüzleştiğimiz zaman inanın bana dudaklarımız uçuklayabilir. Evet. Dünyada bazı uluslararası krizler vardır ki, Kaşmir meselesi bunlardan bir tanesidir. Kıbrıs meselesi bunlardan bir tanesidir. Çözümün getirisi çözümsüzlükle kıyaslanamayacak kadar yüksektir. Şu anda ben kazan kazandan bahsediyorum. Bir uluslararası mekanizma Kıbrıs'ı kaybet kaybete zorluyor. Bunda uyanık davranması gereken de Rumlardır. Aslında onlar da istismar edildiklerinin farkına varılması gerekiyor. Evet. Yani büyük küresel güçlerin onlar üzerinden de bir tezgah çevirdiğini Rumların da görüp kendi çıkarlarını gözetmeleri gerekiyor. Ben demiyorum ki bizim için yapsınlar. Yani Tayvan modeline onları ikna etmek sadece bize yarayacak bir şey değil, bizden çok onlara yarayacak bir şey. Ama bunu göremeyecek kadar kin, nefret, ön yargı, geçmişten gelen o olumsuz etkiler maalesef onların gözünü bürümüş durumda. Bir yandan da Avrupa Birliği ile ilişkiler meselesi Türkiye'nin uzun yıllardır, yarım asra aşkın bir süreç. Türkiye'yi istediği noktaya getiremedi. Hatta belki de Avrupa Birliği ve Ankara arasında ilişkiler daha da geriliyor. Belki dönemsel bir süreç bu ama istediğimiz noktaya bir türlü gelemedik. Türkiye, siz de bunu söylemiştiniz. Sayın Davutoğlu da bunu söylemişti. Biz Kıbrıs için de Avrupa Birliği için ne Kıbrıs'tan vazgeçeriz ne de Kıbrıs için Avrupa Birliği'nden. Şimdi ne Kıbrıs'ta bir çözüm sağlanabiliyor ne de Türkiye Avrupa Birliği üyesi haline gelebildi. İki noktada da bir adım ileriye gidemedik. Bu noktada Türkiye acaba siyasetlerin bu politikasını yeniden gözden geçirir mi? Mesela bugün bir çağrı geldi. Genişlemeden sorumlu üyesi John Han, Türkiye'ye ilişkin politikalarda değişikliğe gidilmesini talep etmiş artık. Türkiye'nin de bunu gözden geçirmesini. Yani olmuyor demeye çalışıyor. Nasıl bakarsınız? Şimdi o sözü ilk söyleyenlerden biriyim gerçekten. Türkiye ne Kıbrıs için AB'den vazgeçer ne Avrupa Birliği için Kıbrıs'tan vazgeçer diye. Daha sonra başka bakanlarımıza tekrar ettiler. Evet. Sizin de vurguladığınız gibi. Biz... Değerli dostum Yılmaz Erdoğan'ın bir şiirinde geçer. Ben senin beni bir gün sevebilme ihtimalini seviyorum diye. Hep Avrupa Birliği'ne o gözle yaklaştık. Yani bir gün Avrupa Birliği uyanacak ve bizi takdir edecek, kıymetimizi anlayacak diye. Ama son dönemde daha geleneksel bir atasözümüz olan fazla naz aşık usandırır yaklaşımıyla Avrupa Birliği'ne bakmaya başladık milletçe. Yani bunca yıldır uğraşıyoruz, anlatıyoruz. Türkiye'nin AB süreci rahmetli Menderes'in başlattığı bir süreçtir. Rahmetli Menderes'ten bu yana devam ede gelen bu süreçte Türkiye hep sabretmiştir. Rum kesiminin üye olması 99'da rahmetli Ecevit'in Helsinki'de Türkiye'nin adaylık sürecini kabul ettirirken yutkunarak kabullendiği bir kararın neticesidir. Ama 80 yılında rahmetli Kenan Evren'in Yunanistan'ın NATO'ya yeniden girmesine yeşil ışık yakarken diretmesi gereken bir konuyken orada da treni kaçırmışız. Ondan sonraki süreçleri zaten bir de Gümrük Birliği yaşadık. Evet. Gümrük Birliği'ne girerken biz 96'da 10 yıl içerisinde Avrupa Birliği üyesi oluruz diye ilan edilmişti. Günün başbakanı Sayın Çiller onu ilan etmişti. Geldiğimiz bu noktada farklı bir noktadayız. Ama Gümrük Birliği'nin bize çok önemli kazanımları da oldu. Rekabet gücümüzü arttırdı. Bugün bizim Türkiye olarak dış ticaretimizin %60'ı hala Avrupa'yla. Yani Türkiye Avrupa'yla ilişkilerini tamamen kesmemeli. Avrupa Birliği sürecini bir şekilde yürütmeliyiz. Üye olup olmamak çok önemli değil. Evet. Ama Avrupa Birliği standartlarını yakalamamız çok önemli. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de geçerli. Yani burada da işte reform yasalarıyla, AB standartlarını yakalama çabalarıyla biz vatandaşımızın, insanımızın yaşam standartını yükseltiyoruz. Yani Fransa'daki Pierre'in yediği gıdanın hijyen standartını niye Lefkoşe'deki ya da İstanbul'daki Ahmet, Ayşe sahip olmasın? Ya da Almanya'daki Hans'ın kullandığı otoban standartlarında yolları neden biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşlarımızın hizmetine sunmayalım? Biz o bakış açısıyla Avrupa Birliği'nin bize olası katkılarını değerlendirmeliyiz. Ama Avrupa Birliği'nin bizim kabullenemeyeceğimiz bir takım kuralları da olabilir.
bizim kültürümüzle, bizim yaşam tarzımızla, bizim değerlerimizle uyuşmayan yönleri de olabilir. Tabii ki o konularda da biz set çekmek durumundayız. Bir başka konu var aslında, süremize sonuna geldik. Sizin çok vaktiniz olmadığı için daha çok konuşuruz ama sizi bulmuşken. İlgilendiğiniz konulardan biri olduğunu düşündüğüm için soruyorum. Kapalı Maraş meselesi de. Şimdi Türkiye'de istişareler halinde bazı adımların atılabileceği beklentisi var ki Maronitlerin geri dönüşüne bu bağlamda onay verildi. Bu adımlardan bir tanesi olarak görüldü. Bu adımların devamının gelebileceği konuşuluyor. Bunlardan bir tanesinin de Kapalı Maraş'ın açılması, Kıbrıs Türk tarafının yönetiminin altında açılması gündemde. Maraş'la ilgili sizce bu açılım bir fayda sağlar mı? Olası mıdır böyle bir adım atabilmek Türkiye açısından? Bakın dediğim gibi bunların hepsi olasıdır. Aklınıza gelen her formül alternatifler arasında yer alır. Siyasi bir karar alırken bir A planınız olduğu gibi bir B, bir C, bir D, bir hatta E planınızın olması gerekir. Bunlar da o çerçevede değerlendirilmelidir. Evet. Bizi tek taraflı hamle yapmaya Rum kesimi zorlamamalı. Onun için ben onlara diyorum ki size de yarayacak, bize de yarayacak önerilerle gelin. Siz gelmezseniz biz zaten formüller üretiyoruz. Evet. Formül üretmek zorunda bırakmasınlar. İşte biz de artık çünkü her ürettiğimiz formülü sevemeyebilirler. Evet. Onun için akıllarını başlarına toplamalarında fayda var. Evet. Ve yazıktır yani şu Maraş'ın bu kadar güzel bir yerin iki taraf için de kapalı olmasının bir kaybı var değil mi? Yani bir fırsat, kaçan bir fırsat var. Bir fırsat kaybı var. Yani İngilizce tabirle opportunity cost denen bir ekonomide bir değer vardır. Bu fırsatın maliyetini iki tarafta değerlendirmeli. O maliyetleri bizim getiriye, kâra dönüştürmenin yollarını bulmamız lazım. Güneyde yaklaşan seçimler var. Bu seçimlere yönelik politikaları da görüyoruz ama... Zaten hep bir sonraki seçime endeksli yaşamalarından dolayı bu noktaya geldi. Yani biraz evvel söylediğiniz işte bir ulusal konsey var. O konsey karar alamıyor. O ulusal konseyin hepsi siyasi gerginlikler nedeniyle kilitleniyor. Şunu da aklımıza, bu 2004'ten şunu da hatırlıyoruz. Yani 2004 yani sonrası çok şeylerin bir ara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelip 2 kilo domates alanı afroz etmekle suçlayan papazları vardı. Bugün yani çok da farklı bu kadar noktada değiller. Evet. Radikalleştiği dönemleri yaşadık biz. Çok farklı değil bugün de. Bugün de patates ticareti yapan bir iş adamını evini taşlamışlardı, dükkanını taşlamışlardı. Bunları biliyoruz. 2004 Annan referandumu sonrasında biz kendimizi yeniden masada bulduk. Tabii ki süreç açık kalmalı, bir anlaşma zorlanmalı. Bunu da destekledik ama şimdi bugün yeni formülleri konuşabilecek noktaya gelmişken, Krans-Montana sürecinin ardından Türkiye istişare sürecini başlattık. Yeni şeyler var aklımızda. Bunları konuşmaya başlıyoruz mesajları verince. Şimdi seçimlerden sonra acaba biz yeniden kendimizi federal çözüm çerçevesinde bir masada bulur muyuz da düşünüyoruz gazeteciler olarak da. Bilemiyorum. Sizce bu olası mı bundan sonra? Yani şu anda Birleşmiş Milletler de maalesef bu konuda saygınlığını yitirdi. Kredibilitesini yitirdi. Yani Sayın Annan'dan bu yana yaşadığımız o süreçlerde iki tarafın da şu anda toplumsal desteğini kurumsal olarak Birleşmiş Milletler de kaybetmeye başladı. Onun için şu da bir gerçek yani New York'taki bir genel sekreterin veya onun atayacağı dünyanın herhangi bir yerinden bir temsilcinin gelip bu adadaki bütün sorunları algılayıp hepsinin hiçbirimizin göremediği bir çözüm yöntemini ortaya koyabilme ihtimalini ben düşük görüyorum. Yani yine bir çözüm olacaksa o da bu adada olacak. Bu adanın insanları bunu bulacaklar. Evet. Aslında şu anda da bir çözüm var yani. Yani şu anda hayat devam ediyor, kan dökülmüyor, bir kavga yok, bir endişe yok. Ticaret de dönüyor, ama demokrasi de yaşıyor. Kıbrıs Türk halkının istediği seviyede değil yani. Değil. Evet. İki tarafın da istediği seviyede değil. Yani buranın tek mağduru Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları değil. Kıbrıs Rum kesimi de mağdur. Küresel denklemin bir mağduru. Onun için diyorum ki zincirleri bizim kırmamız lazım. Yani adadaki liderlerin ki iki tarafta da dediğim gibi barışa inanan ekipler şu an görevde. Bu fırsatı değerlendirmelerim. Değerlendiremiyorlarsa Türkiye tabii ki
yolunu çizecektir. Yani Türkiye gibi güçlü bir devlet, 2000 yıllık bir devlet geleneği olan bir millet, Kıbrıs gibi stratejik bir alanı başıboş bırakmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de nasıl Türkiye onu yalnız bırakmadıysa, Türkiye'yi yarı yolda bırakmaz. Biz de bundan eminiz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli ve kısıtlı vakitlerinizi ayırıp programımıza katıldınız. Verdiğiniz mesajlar önemliydi. Mutlaka bir yerlerde karşılık, yankı bulacaktır. Size çalışmalarınıza başarılar dileriz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Odak Noktası'nda da bugün Kıbrıs'ta Krans-Montana sürecinin ardından yeni süreci konuşmaya çalıştık. Türkiye'nin Avrupa Birliği eski bakanı Sayın Egemen Bağış sorularımızı yanıtladı. Biz aynen süreyi tamamladık. Yarın aynı saatte yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.